Arkadaşlar bugün kara para aklama yöntemlerinden birincisi Smurf yani şirinler yönteminden bahsedeceğim. Her gün bir tane yöntemden bahsederek kısaca anlatarak tamamını sizinle bahsetmiş olacağım. Biliyorsunuz son dönemde işte Dilan Polat örneği vesaire işte bir sürü fenomen çıktı. Kara para akladığı iddiaları var şu anda. Şu anda tam kanıtlanmış bir şey olmadığı için hani akladıkları ortaya çıkmış demek istemiyorum. Ancak yani şu anda o durum var gibi gözüküyor. Ben de bu konuyla ilgili en azından işte bu yöntemleri birer birer sizinle açıklamak istedim. Şirinler yöntemiyle başlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde biliyorsunuz ki her ülkede bir işte diyelim ki para yatırdınız. Bir nakit parayı bankaya götürüp yatırdığınızda bildirim yapmanız gerekiyor. Bazı bir limite kadar olan paralarda bildirim yok ama bir tutardan sonrası artık bildirim yapmanız gerekiyor. Mesela bu Amerika için 10 bin dolar örneğin. İşte 10 bin doların altındaysa bildirim yok ama 10 bin doların üstüne çıktığı zaman bu kez bildirim yapman gerekiyor bankaya. İşte Türkiye'de ben bankacılık yaptığım dönemler yaklaşık 3 yıl önce, 2,5 yıl önce falan bankacılık yaptığım dönemlerde biz 1 milyon TL ve üzeri işlemlerde form doldurtuyorduk müşteri. İşte bu paranın kaynağı ne, nereden geldi, ne için kullanılacak gibi. İşte bu şekilde form doldurtuyorduk müşterilere. Şu anda o limit ne oldu, kalktığını söyleyen bankacı arkadaşlarım, biz almıyoruz diyen bankacı arkadaşlarım var. Şu anda ne olduğu hakkında tam bir bilgim yok. Kalktı mı yoksa limit mi yükseldi bilmiyorum. Ben yaptığım dönemler 1 milyon TL ve üzeriydi. Bu şekilde arkadaşlar bildirim yapılıyor. Dediğim gibi bu Amerika'da 10 bin dolar bildiriliyor. İşte bunda şirinler yönteminde diye elimizde bir para var. Bunu parayı tam olarak bir kara para yani diyelim ki bir suç geliri işte kaçakçılık vesaire bir suç geliri var. Bu geliri bu parayı bankaya yatıracağız ama bildirim yaparsak yakalanırız. Bu yüzden bildirim yapmamak için parçalamamız gerekiyor. Diyelim ki işte elimizde yani 20 kişi her kişi 10 bin dolar ya sınır. 20 kişi var bizde ve işte herkes 10 bin dolar yatırırsa bildirim yapacağı için 9 binler yatıracak bildirim yapmayacak diye bu parayı parçalıyorlar. 20 kişiye 9 bin dolar veriyorlar. İşte bu ne yapıyor? 180 bin dolar para yatmış oluyor. Ve bu işte 10 gün boyunca bunu yaptığını düşünün işte 1 milyon 800 bin dolar yatırmış olur. Bunu sadece bir bankanın farklı şubelerinde yaparsın. Diyelim ki bunu iki bankanın farklı şubelerinde yaptın. 3,6 milyon dolar gibi tutara kadar yükselir. Bu şekilde hiç nakit bildirim yapmadan parayı yatırmış olursunuz. Ama diyelim ki bir bankacı para yatırıyor. Ben bankacı olduğum zamanlar böyle işlemlere şüphelenirsem bildirim yapıyordum. Hani ben 9 bin yatırdım ama işte yine de yakalandım diye düşünebilirler. Yakalandıklarında yakalanabilirler. Çünkü uyanık bir bankacı bir kişi 10 gün boyunca 15 gün boyunca sürekli gelip aynı kişinin hesabına işte belli bir limitte para yatırıyorsa ondan şüphelenir. Hemen orada nakit işlem bildirimi gibi işte hani yasal işlemlere bildirim ekranları vardır ve hemen oradan işte şu hesabın şu kişiyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. İşte buraya sürekli şu şekilde işlem yapılıyor. Bunun kara para aklama olduğunu düşünüyorum gibi bildirim yapabilir. Zaten bu da vicdani sorumluluktur. Yapmalı bence. Ben de bankacılık yaparken bildirirdim. Bildiriyorsun artık gerisi yasal işlemlerde genel müdürlükte gitmiş oluyor. Onlar artık inceliyorlar. Yine dediğim gibi nakit bildirim yapmaktan kurtuluyorlar. Ama uyanık bir bankacı, işi bilen bir kişi varsa karşısında yine yakalanma ihtimalleri yüksek diyebilirim arkadaşlar. Parayı bu şekilde yani parçalayarak işte parça parça herkes yatırıyor ve bu işlemi işte birkaç gün boyunca yaparak birkaç bankada yaparak yüklü miktar bir suç gelirini sisteme sokup yasal hale getiriyorlar. Buna da şirinler yöntemi deniyor arkadaşlar. Yerleştirme aşaması bu oluyor. Parayı sisteme sokma. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bundan sonra da işte havale, ne bileyim çek, fiziki olarak işte yurt dışına çıkartma gibi yöntemlerle de bu para artık sisteme yayılıyor diyebilirim. Şirinler yöntemi kısaca bu şekilde arkadaşlar. Faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.